sevilen, bugün sizlere yoğurt çorbası yapacağım. Kimisi yayla çorbası diyor, kimisi ayran çorbası, kimisi yoğurt çorbası. Daha önce yayla çorbası adı altında yapmıştım ben size bu çorbayı. Ama bu birazcık daha değişik bir tarif. Bu tarifi halamda yedim ve çok lezzetliydi. Nasıl yaptığını sordum. 2 tane yumurta sarısı koyduğunu söylediği içine. Çok şaşırdım ama inanılmaz lezzetliydi. Hiç bu kadar lezzetli bir yoğurt çorbası yememiştim. Ben de şimdi size o tariften yapacağım. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Yoğurt çorbası için gerekli malzemeler: 1 çay bardağı pirinç, 7 su bardağı su, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Terbiyesi için malzemeler: 4 çorba kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta sarısı. Tencereyi ocağımızın üzerine alıyoruz. 7 su bardağı suyu tenceremize boşaltıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Suyumuz kaynayana kadar suyumuzu bekletiyoruz. Suyum kaynadı. Pirinçlerim güzel bir şekilde yıkadım, nişastası akana kadar. Şimdi suyun içine attım. Pirinçlerim yumuşayana kadar pişireceğim. Sonra yoğurtlu terbiyesini ilave edeceğim. Karıştırarak pişiriyorum ki pirinçler dibine yapışmasın. Şimdi pirinçlerim yumuşayana kadar pişireceğim. Pirinçlerim pişerken ben de yoğurtlu çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. Yoğurdu döküyorum bir kaseye. Yumurta sarısı. Dediğim gibi bu 2 adet yumurta sarısından yapılacak değişik bir yoğurt çorbası. Ama inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi güzel bir şekilde çırpıyoruz. Çorbamızın terbiyesi hazır. Çorbamıza katarken tabii suyundan alıp bu karışıma ekleyeceğiz ki çorbamız kesilmesin. En önemli husus burada zaten çorbanın kesilmemesi. Pirinçlerimiz gördüğünüz gibi yumuşadılar. Şöyle dibinden karıştırıyorum. Pirinçlerim tencerenin dibine yapışmasın. Şimdi hazırlamış olduğumuz yoğurtlu yumurtalı karışımımız var. Kepçe yardımıyla çorbamın suyundan ilave ediyorum. Hiç çorbam kesilmesin. Şimdi güzel bir şekilde birazcık böyle dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Bu esnada çorbamın altını kapatıyorum. Karıştırıyorum. Tamam. Şimdi yavaş bir şekilde çorbamı döküyorum. Bu esnada sürekli karıştırıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çorbamız çok güzel oldu. Hiç de kesilme olmadı. Dediğim gibi bu yoğurt çorbasında en fazla karşılaşılan şey çorbanın kesilmesi. Ama dikkatli bir şekilde çorbanın terbiyesinden suyuna katıp hızlı bir şekilde çırparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi yağsını hazırlayacağız. Ufak bir tavada tereyağımı eriteceğim. Tereyağım eridi. Şimdi pul biberimle nanemi döküyorum. Birazcık kokusu gelene kadar şöyle yağda kavuracağım. Çok fazla da yakmayacağım. Pul biber koymayabilirsiniz ama ben pul biberi çok seviyorum bu çorbada. Bence güzel bir tat veriyor. Evet, bu kadar yeterli. Çorbamı yeniden ocağa aldım. Şimdi üzerine yağını ilave ediyorum. Şöyle tavada kalmasın, aksın. şekilde çırpıyorum. Harika gözüküyor. Şimdi bir dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra ocağımın altını kapatacağım. Yoğurt çorbam hazır olmuş olacak. Bu arada tuzunu da ilave etmeyi unutmayalım. Tuzunu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Çorbam kaynadı. Kıvamı da çok güzel olmuş. Şimdi servis için kaseye alıyorum. Ve çorbam hazır. Yoğurt çorbam hazır. Yaz kış fark etmiyor. Çok sevdiğim bir çorba. Herkesin de çok sevdiğine eminim. Ben şimdi afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Sevilay. Bugün sizlere fırında soslu tavuk kanadı yapacağım. Ben bu tarifi çok seviyorum. Çünkü dakikalar içerisinde bütün malzemeleri karıştırıp fırına atıyorum. Sadece fırında pişerken bekliyorum. Çok pratik bir tarif. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Soslu tavuk kanat için gerekli malzemeler: 500 gram tavuk kanat, 1 çorba kaşığı yoğurt, 3 çorba kaşığı süt, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı acı sos, yarım çay bardağı domates püresi, kekik, pul biber, karabiber ve tuz. Servis için malzemeler: 2 adet orta boy patates, sıvı yağ, tuz. Tavuk kanatlarımı geniş bir kaseye aldım. Şimdi bütün malzemeleri sırasıyla dökeceğim. Tavuğun üzerine yoğurdumu döktüm. Zeytinyağımı döktüm. Domates püremi döktüm. Sütümü dökeyim. Sos dökeceğim. İstiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ama ben hafif acılık seviyorum tavukta. Böyle çok az. Tatlı kaşığı kadar acı sos döktüm. Baharatlarımı döküyorum. Bir diş sarımsak rendeliyorum üzerine. Tuzunu ilave ediyorum. Elimle güzel bir şekilde bütün malzemeleri tavuğuma yediriyorum. Buzdolabında 1 saat boyunca dinlendireceğim. Akşamdan yapıp bir gece dolapta beklerse daha güzel oluyor marinesi. Benim vaktim yok. 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Buzdolabında dinlenen tavuklarımı şimdi bir fırın kabına dizeceğim. Hazırlar. 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 40 dakika. Fırında soslu tavuk kanatlarım hazır. Muhteşem gözüküyorlar. Nar gibi kızardılar. Yanına patates kızarttım. Yeşillik doğradım. Üzerine bazen tuzu gezdirdim. Muhteşem müclü oldular. Ben şimdi afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün sizlere fırında sütlaç yapacağım. Sütlü tatlıları çok sevdiğimi her defasında dile getiriyorum. Fırında sütlaca da bayılıyorum. Hem çok hafif hem de besleyici bir tatlı. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Fırında sütlaç için gerekli malzemeler: 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağından birazcık fazla pirinç, kırık pirinç de kullanabilirsiniz, 2 çorba kaşığı buğday nişastası ve 1 paket vanilya. Bir tencereyi ocağımızın üzerine aldık. Pirincimizi tencereye boşaltıyoruz. Üzerine su ilavesi yapacağım. Haşlamak için şöyle üzerine geçecek kadar koyacağım. O kadar yeterli. Yaklaşık 1,5 bardak kadar. Ocağın altını yakıyorum. Pirinçlerimi pişiriyorum. Pirinçlerimi karıştırarak pişiriyorum. Haşlanana kadar çok fazla lapa olmayacak tabii ki. Yumuşayana kadar pişiriyorum. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmiyorum ki dibine yapışmasınlar. Görmüş olduğunuz gibi pirinçlerim suyunu çekmek üzere çok az bir suyu kaldı ve haşlandılar. Hemen üzerine sütümü ilave ediyorum. Sütümü ilave ediyorum ve bir bardak toz şekerimi ilave ediyorum ve sütüm kaynayana kadar tekrar pişiriyorum. Sütüm kaynamaya başladı. Nişasta ile vanilyayı çok az bir su ile açtım kıvamını. Şimdi yavaş yavaş sütümün içine ilave edeceğim. Şimdi kıvam alana kadar, nişasta etkisini gösterene kadar şöyle birazcık karıştıracağım. Sütlacım kıvamını aldı. Görmüş olduğunuz gibi koyulaştı. Şimdi fırın kaselerine sütlacımı paylaştıracağım. Fırın kaplarımı aldım, tepsinin içine koydum. Tepsiniz birazcık derin olsun çünkü yarısına kadar su koyacağız tepsinin içine. Eğer ki böyle kaplarınız yoksa hazır satılan alüminyum kaplardan da satın alabilirsiniz. Şimdi kaselere sütlacımı paylaştıracağım. Sütlaçlarımı kaselere paylaştırdım. Tam 6 adet güveç kaba tam geldi bu tarif. Şimdi yarısına kadar su koyacağım. Tamamdır, bu kadar yeterli. Yarısından daha az koydum hatta. Şimdi sütlaçlarımı fırına vereceğim. Tepsimi fırının en üstün bir altına yerleştirdim. Alt üst bölümde 200 derecede 15 dakika kadar pişireceğim. Son 5 dakikada ızgara bölümünü ayarlayacağım. Üzerinin daha fazla yanık olması için. Bugün sizlere fırında sütlaç hazırladım. Kıvamı koyu olur ya da sulu olur diye sakın tereddütte kalmayın. Kesinlikle tam kararında bir tarif. Mutlaka deneyin. Şimdi 1-2 saat buzdolabında soğuduktan sonra afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.